Ne oluyor ya? Abla, keşke saçını kuaförde yaptırsaydın. Ay ablacığım boş ver, şimdi gideceğiz. Saatlerce kuaförden çıkamayacağız. Daha evde yapacak bir sürü işimiz var. Ay, Hücran Hanım arıyor. Açacak mı? Alo. Seni alması için şoförümü yolluyorum. Hemen buraya geleceksin. Kusura bakmayın ama gelmiyorum. Geleceksin dedim. Konuşacağız. Ne söyleyecekseniz telefonda söyleyin lütfen. Tabii gelmezsin. Korkak. Hem oğlumu bana düşman edip hem de mutlu olabileceğini mi sanıyorsun? Ben buna müsaade eder miyim? Rezil. Kimsin sen? Kim olduğunu zannediyorsun? Hakaret edecekseniz telefonu kapatacağım. Evet, sen oğlumun yanında nefes aldığın sürece bunlardan daha beterlerini de duyacaksın. Kızım, ütüyü çıkarın da babanın gömleğine bir ütü basıverin. Bir de mutfakta hazırladıklarım var, onları bahçeye çıkar. Ben de ana yemeklere girişeyim artık. Yardımcı olayım ben yemeklere. İstemem, mutfakta hiçbiriniz ayağımın altında olmayın. Rahat rahat yaparım ben. Türkan. Sen ağlıyor musun kızım, ne oldu? Yok anne, iyiyim, bir şey yok. Ne oldu? Rüçhan Hanım aradı. Ne diyormuş? Tehdit etti. Somer'le mutlu olmamıza müsaade etmeyecekmiş. Hiçbir şey yapamaz kızım. Sen üzülme. Buyurun, hoş geldiniz. Rüçhan Hanım evde mi? Sizi bekliyor muydu? Rüçhan Hanım! Bir saniye. Rüçhan Hanım! Hanımefendi, bir saniye izin verin. Rüçhan Hanım! Zehra! Hanımefendi, bir dakika. Ne oluyor? Haber vereyim, lütfen. Hanımefendi. Bu ne cüret? Sen benim evime nasıl bu halde girersin? Ben çocuklarımın bir gözyaşı damlası için dünyayı yıkarım, yakarım. Senin evin ne? Dikkat et. Çocuklarınla beraber o evin altında kalma. Bizden ne istiyorsun sen? Ha? Benden, ailemden, kızımdan ne istiyorsun? Kızın defolup gitsin oğlumun hayatından. Benim kızım için kapımıza gelen sen değil miydin? Türkan için diller döken, dünyaları önüne sereceğim diyen sen değil miydin? Senin kızın tam benim aileme, oğluma göre diyen sen değil miydin? O senin kızın ahlaksızlık yapmadan önceydi. Bu gerçek değil Rüçhan Hanım. Bu gerçek değil. Benim kızım hiçbir şey yapmadı. Bu kim bilir kimin kumpası, kim bilir hangi gazetecinin uydurması. Ben kızımın arkasındayım. Ailem kızımın arkasında. Kocası arkasında. Ben pırıl pırıl bir çocuk yetiştirdim. Edep adap öğrettim. Benim kızımın ne sevgide ne saygıda kusuru var. Ben sana çocuğumu emanet ettim Rüçhan Hanım. Benim yavrum sana anne dedi. Sen ne yaptın? Senin yavrun bana anne dedi. Öyle mi? Gerçekleri duymak ister misin Nesrin Hanım? Yürü. Ne yapıyorsun? Yürü yürü, gerçekleri göstereceğim sana, yürü. Rüçhan Hanım, ne yapıyorsunuz? Ya yürü yürü. Rüçhan Hanım. Yürü yürü. Yürü. Yürü yürü yürü. Ne yapıyorsun sen? Gerçek mi istiyorsun? Al sana gerçek. Evladının bir damla gözyaşı için dünyayı yakarsın ya, yak o zaman yılın annesi.
ben senin evladına neler yaptım neler? Bir tanesinden bile haberin var mı? Senin kızın bu odada bir gün bile mutlu olmadı. Ne diyorsun sen? Ben senin kızına dayalı döşeli bir ev tuttum ama o kocasını bir gün bile tutamadı elinde. Edep, adap öğrettim diye böbürleniyorsun ya. Sen kızına kadınlık öğretememişsin. Somer onu düğün gecesi terk etti. Bunları biliyor muydun? Ha? Ben ne yaptım? Gittim o evi kızının başına yıktım. Duvardan duvara fırlattım. Saçlarından sürükleyip senin kızını hastanelik ettim. Senin bundan haberin var mı? Ha? Anneymiş. Ben senin kızının o binbir hevesle yaptığı sıcacık kahveleri ayağına döküp kızının ayaklarını yaktım. Bundan haberin var mı senin? Sen benim yavruma bunları nasıl yaptın? Nasıl kıydın? Hiç bana mısın demedi. Kan kustu kızılcık şerbeti içtim dedi. Pırıl pırıl senin kızın öyle mi? Senin kızın dilsiz şeytan be. Buldu tabii zengin kapıyı. Kessen gitmez. Ciğerimize yapıştı senin kızın ciğerimize. Anne dedi. Tabii bana anne dedi. Bana nasıl anne dedi? Gel. Gel sana göstereyim kızının bana nasıl anne dediğini. Gel. Buraya. Bu balkon bile onun cehennemi oldu. Sen o zaman neredeydin? İyi anne. Bunu kendin için mi, kızın için mi istedin? Sözüm ona, kızını sevip kollayan anne. Evet, senin kızın bana anne dedi. Senin kızın bana burada ölmemek için anne dedi. Dergâhın! Anne! Artık bundan sonra kızına sahip çıkarsın. Onu çekip alırsın bu cehennemden.